Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, fuardan sesleniyoruz. Bülbül Klas Akü firmasına konuk olduk. Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakkı Bülbül ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. Burada fuarda olmaktan çok mutluyuz. Dünya konuklarını ağırlamanın farklı mutluluğunu yaşıyoruz hep beraber. Evet. Fuarın ilk günü olmasına rağmen muhteşem bir kalabalık gözlemliyoruz bizler. İnşallah sizin için de aynı keyif yaşanıyordur. Nasıl geçiyor fuar? Fuar gayet güzel başladı. Yani biz bu kadar beklemiyorduk açıkçası kendi adımıza. Çünkü bu bizim için bir ilk. İlk defa uluslararası bir fuara katılıyoruz Bülbül Klas Akü olarak. Gerçekten güzel bir başlangıç oldu bizim için. Ama hafta içi olmasından dolayı hafta sonu daha yoğun olacağını tahmin ediyorum ben. Daha güzel olacak inşallah. Süper. Diliyorum ki diğer günler her gün bir gün evvelinden güzel olsun sizler Umarım. Ve tüm katılımcılar için. Umarım. Burada tabii Bülbül Klas Akü deyince o kadar uzun geçmişi var ki. Burada evet. Bir başarı öyküsü saklı aslında. Tabii ki. Azmin Zafer'i saklı 1974'te başlayan koşturmacının şu anda bu standa yerini almasını görüyoruz aslında. Evet, evet. Anlatalım mı? Diyelim ki yıl 1974 ya sonrası diyelim. 1974 itibariyle babamız Halis Bülbül ve amcamız Ekrem Bülbül bu işe başlamışlar. Çok küçük bir atölyede başlamışlar. Aslında bu azim hikayesi biraz onların hikayesi. Bizler sonradan dahil olduk çocuklar olarak. Yani çok güçlüklerle, çok zorluklarla, yokluklarla mücadele ederek bu zamana kadar taşımışlar. Bundan sonraki süreçte de umarım bayrağı biz devralacağız. Kalitemizi bozmadan, saygımızı bozmadan piyasaya. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Ama dediğim gibi yani o 74 yılından sonraki süreçler çok zorlu süreçler olmuş. Yani çok böyle hani tabiri caizse tırnaklarıyla kazıya kazıya evet, gelmişler kazıya buraya. Kazıya kazıya bugünlere evet. Gelinmiş. Evet. Burada geçen koskoca 41 yıl görüyorum. 41 kere maşallah diyorum bununla sağ olun, doğru orantılı olarak. 42. yıla girdik. 2016'nın gelmesiyle birlikte diliyorum ki nice 41 yıllar, 51 İnşallah. Yıllar, 61 yıllar. İnşallah. Ve yine diliyorum ki ikinci nesiller gelmiş. 3. 4. 5. nesiller boyu bizlerle olsun bu güzel firma. Teşekkür ederim. Tabii artık Akü deyince burada tabii Bülbül Klas bir marka olmuş durumda. Evet. İlerleyen yıllarda da sizin gelecek nesillere tabii ki de bu markayı korumak kalıyor biraz da vurguladığınız gibi. Burada üretici firma olmanın çok büyük bir ayrıcalığını yansıtıyorsunuz. Antalya firması olarak Antalya organize sanayinde yerinizi almış durumdasınız. Evet. Tabii ki bu hizmetinizden tüm Türkiye hatta uluslararası boyutta faydalanma söz konusu. Evet. İhracat hangi ülkeler diyoruz? Öncelikli olarak bizim ilk ihracat yaptığımız ülke Suriye olarak başlamıştı. Daha sonrasında biz aslında böyle çok reklam yapmayı bu tarz materyalleri kullanabilen bir firma değildik daha öncesinde. Yavaş yavaş sektöre ısınmaya başlıyoruz. Hani büyümeye alışmaya çalışıyoruz. Şu anda işte Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Ermenistan, Irak, Suriye, Sudan, Libya, Mısır ve saymaya yetmeyecek sanırım. Bir de dolaylı olarak giden ülkeler var. Benim bilmediğim, ihraç kayıtlı olarak verdiğimiz, bizim bilmediğimiz giden ülkeler var. Yani burada Bülbül markası Türkiye adını gururla yurt dışına taşıyor diyorsunuz. Evet, kısaca. Evet. Burada peki Bülbül Akü deyince aklımıza ne tür aküler gelmeli? Her yerde var mıyız? Bülbül Akü olarak yani şöyle anlatabilirim. Direksiyonuna oturabildiğimiz her türlü araçta denizde gidebilen her türlü araçta da dahil olmak üzere bütün yelpazemiz geniş. Yani bu üretimini yaptığımız modeller hep böyle şey olarak geçer. Kurşun asit akümülatör olarak geçer. Bu akümülatörlerde içten yanmalı motorların tamamında kullanılır. Çünkü ilk startı vermesi gerekir akünün. İçerideki donanımın, işte radyonun, elektrikli camların vesairenin gibi bunların enerjisini sağlaması gerekir. Yelpazemiz çok geniş Süper. Diyebiliriz. Süper. Buradan şunu anlıyorum. En küçük motosikletten arabaya, arabadan vapura kadar Aynen. tüm yelpazede varız. Doğrudur. Değişmeyen kalitemizle birlikte. Evet. Peki hedefler neler ileriye yönelik? Hedeflerimiz çok büyük. Gerçekten. Zaten sektörde belli bir payımız var şu anda. Bu dilimimizi daha da büyütmek, ihracat yaptığımız ülkeleri daha da arttırabilmek,
Türkiye'nin ve markamızın özellikle adını çok daha iyi lanse ettirebilmek, işte ülke sayısını işte 15'lerden 20'lerden 50'lere 100'lere çıkarabilmek, bir dünya markası olmak hedefimiz. Süper. Ben diliyorum ki bu şekilde diğer nesillerle, yani 3. 4. nesiller boyu ama değişmeyen kalitenizle, güveninizle, müşteri memnuniyetinizle ama hep bu gülen yüzlerle bizlerle olun. İnşallah. Saygılar. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, TÜYAP'tan, Fuar'dan Bülbül Klas Akü'ye teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.